Tembellikten tamamen kurtul. Şu an hiç zamanım yok. Hiç içimden gelmiyor. Sonra yaparım. Ve daha niceleri. Herkese tanıdık geldi değil mi bu cümleler? Peki kimi kandırıyoruz? Kendimizi mi? Bunlar boş boş bahaneler ve tam bir tembellik. Yapmak zorunda olduğunuz şeyleri yapmadığınızdan oluşan, kendini suçlamadan kurtulmak için uydurduğunuz bahaneler. Birçoğumuz ancak hayalimizde bir şeyleri başarabildiğimizi düşünür ve bir gün başarılı olacağımıza kendimizi inandırırız. Fakat o bir gün ne zaman hiç bilmiyoruz. Ve bu şekilde hayatımız devam edip gidiyor. Bu şekilde günler, aylar ve hatta yıllar geçiyor. Bu konuda tavsiye edebileceğim kitap Brian Tracy'nin Bahane Yok, Kendi Kendini Disiplin Gücü adlı eser. Büyük bir motivasyon ve bir işi başarmak için ideal şartların oluşması mükemmel bir durum. Ancak hayatta hiçbir başarı çok rahat bir şekilde elde edilmez. Dikkat ettiyseniz bizim için yararlı olan şeylerin birçoğu hep sıkıcı ve yorucu işler. Sıkıcı bir işi yapmak için motivasyonun gelmesini beklemek çok yanlış olur. Çünkü o heves ve motivasyon hiçbir zaman gelmeyecek ve o şekilde devam ederse biz hiçbir zaman hedeflerimize ulaşamayacağız. Üstüne üstlük başaramadığımız işler zihnimizde stres ve ağırlık oluşturacak ve zamanla eziyete dönüşecek. Kısacası şimdi yapmanız gereken bir işiniz varsa ya şimdi yapmalısınız ya da hiçbir zaman. Bunu unutmayın. Başarıyı elde etmek için zahmet çekmeliyiz. Enerji harcamalıyız ki bu enerji bize başarı şeklinde geri dönsün. Motivasyon olmadan kendimizi bir işi yapmaya zorlamaya öz disiplin denir. Öz disiplin bir kasa benzer. Ona sürekli egzersiz yaptırmamız gerekir. Egzersiz yaptığımızda o da gelişir ve bir süre sonra daha ağır ve sıkıcı işleri hiç içimizden gelmese de yapmaya başlarız. Tembel olmayan, başarılı kişilerin en büyük özellikleri öz disiplinlerinin diğer insanlara göre daha güçlü olmasıdır. Eğer hevesiniz yoksa, motivasyonunuz yoğun değilse bu tamamen sizin suçunuz. Öz disiplininiz yeterince gelişmemiş demektir. Öz disiplininizi geliştirmenin tek yolu kendinize bir hedef koyarak kendinizi zorlamanızdır. Örneğin, sabah uyanmak için alarmı defalarca çalması için ayarlamak yerine bir kez çalmaya ayarlamak ve çalar çalmaz da uyanmaya kendi kendinize söz vererek öz disiplininizi geliştirmeye başlayabilirsiniz. Zamanla buna benzer alıştırmalarla öz disiplininizi kuvvetlendirebilir ve hatta sigarayı bile bırakabilirsiniz. Böylece öz disiplinimiz geliştikçe sıkıcı ve motivasyon gereken işler artık bizi zorlamayacaktır. Bu yolla işlerimize duygularımızla değil mantığımızla yaklaşmış oluruz. Meditasyon, spor yapmak vesaire artık daha kolay ve devamlı hale gelebilir. Öz disiplinimizin bize kazandırdığı ikinci avantajsa kendimizi başarılı biri olarak nitelendirebiliriz. Ve bu başarıyı kaybetmemek için daha çok çalışacak ve daha iyi sonuçlar almaya devam edeceksiniz. Motivasyonunuz her zaman olacaktır. Öz disiplininizi para biriktirmek için de kullanabilirsiniz. Paranızın %1'i ile başlayıp %10'a kadar bir kenara ayırabilirsiniz. Bu şekilde biriktirebilirsiniz. Kenarda birikmiş bir paranızın olması kendinizi daha güvende ve rahat hissetmenize sebep olacak, yeni şeyler yapmak için sizi motive edecektir. Öz disiplinle elde ettiğimiz birçok şey zamanla alışkanlığa dönüşür ve hayatımızda daha da kolaylaşır. Kısacası öz disiplininizi geliştirmekle zamanınızı daha kaliteli kullanarak kendiniz için tamamen farklı bir gelecek oluşturmanızı sağlayabilir. Şunu unutmayın, bugün bizi biz yapan geçmişte aldığımız kararlardır. Bugün vereceğimiz kararlarsa gelecekte nasıl biri olacağımızı belirleyecektir.